Merhabalar hoş geldin. Kümeler konusuna bugün başlıyoruz. Elimizde 11 sayfa konu anlatımı olan bir föy var. Bugün kümelere başlayacağız ve bol örnekli bir anlatım yapmayı düşünüyorum. Detaylı bir şekilde ihtiyacınız olan tüm bilgileri alarak bol örneğiyle de pekiştireceksiniz. Arkasından zaten ısınma sayfamız var. Yani bol bol örneğini de çözeceğiz. Soru bankasını elinize aldığınız zaman soruların büyük bir kısmını çözebileceğinizi düşünüyorum. İstersen gel yavaş yavaş başlayalım tanımlarımızla. Elimizde 5 tane tanım var. Tabii ki tanımları bilmemiz gerekiyor öncelikle. Şöyle okumaya başlayalım. Öncelikle küme dediğimiz şey aslında matematiksel anlamda tanımsız bir kavramdır. Yani Google'a küme tanımı yazdığınız zaman en başta bu çıkar. Ama tabii ki biz böyle böyle düşünmeyeceğiz. Ama tabii ki biz böyle düşünmeyeceğiz. Kümeye biz iyi tanımlanmış nesneler topluluğu diyeceğiz. Yani ne olduğu belli olan aynı ifadelerin bir araya gelmesi. Birazdan örneğimizde zaten çok daha iyi anlayacaksın. Diğer tanımlarımızı da okuyalım. Kümeyi oluşturan nesnelerin her birine eleman diyeceğiz ve her eleman kümeye bir kez yazılacak arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi kümeye e, kümeler büyük harflerle isimlendirilir. Yani yazalım. PDF yönünü aldıysan sen de benimle birlikte yaz veya durdurup yazabilirsin. Büyük harflerle isimlendirilir diyeceğiz. Daha sonra ise küme elemanlarının yer değiştirmesi kümenin anlamını değiştirmez diyeceğiz. Anlaştık mı? Gel şimdi bazı örneklerimiz var. Tanımlarda aklında kalsın ama örneklerle çok daha iyi oturacaktır diye düşünüyorum. Hangileri küme belirtir diyor. Şimdi en güzel çiçekler. Hangileri en güzel çiçekler? Neler en güzel çiçekler? Kime, güze, kime göre en güzel çiçekler? Bir az önce tanımımızda da söylediğimiz gibi iyi tanımlanmış nesneler topluluğu olması lazım. Burada tanımımız var ama eksik. O zaman bu bir küme belirtmez diyeceğiz. Anlaştık mı? Türkiye'nin en kalabalık şehri. Bunu biz sayısal olarak biliyoruz mesela. İstanbul diyeceğiz ve bu bizim tanımlı bir kümemiz olacak. Anlaştık mı? Bizim kümemiz neymiş artık? İstanbul. Plakası çift sayı olan iller. Sonuçta biz bunları tek tek yazabiliriz. Yani işte 2 olanlar, 4 olanlar, 6 olanlar diye. Bu şekilde küme ee, plakaları çift olan plakaları yazarak belli bir küme oluşturabiliriz değil mi? Ve tanımlıdır yani elemanları net bir şekilde bellidir. Şimdi gelelim alttakine. Okulun yaramaz öğrencileri. Şimdi yaramaz öğrenciler ama hangi hocaya göre, hangi derse göre kimler yaramaz? Sana göre yaramaz olan bana göre değil. Yani net bir tanım yok elemanlar hakkında. Anlaştık mı? Güzel. Okuldaki 1.70'ten uzun erkekler. Ali uzundur, Veli uzundur. Yani uzun olan erkekler bellidir değil mi? Belli kişilerdir. Yani net bir şekilde tanımlanır. Ölçerek belirleyebiliriz. Güzel. Bu örneklerin kabaca oturduğunu düşünüp artık yavaş yavaş alt konu başlıklarımıza geçmek istiyorum ben. Kümelerin gösterim şekilleri. İşte yavaş yavaş kümelere böyle başlıyoruz. Bizim 3 tane gösterim şeklimiz var. Şöyle liste yöntemi, Venn şeması yöntemi ve aşağıda görüyorsun sanırım ortak özellik yöntemi. Şimdi tek tek bunları inceleyelim ve örneklerini verelim. Liste yöntemiyle başlıyoruz. Bizim küme elemanlarımızın sıra gözetmeksizin Zaten ne dedik? Birden fazla yazılamazlar ve sıraları önemli değildir. Virgüllerle ayrılarak parantez içinde yazılmasıyla oluşturulur. Mesela örnek verelim biz. Benim elimde ne demiştik kümeler nasıl gösteriliyordu? Bir büyük harfle mesela A kümesi olsun. Eşittir diyorum. Ne diyor? Parantez içinde süslü parantez kullanacağız burada. Mesela sayılar 1 2 3 ve 4 şeklinde ben bir küme yazmak istiyorum ve kapatıyorum. Bu artık tanımlanmış, liste yöntemiyle gösterilmiş bir kümedir. Veya gel başka bir örnek yazalım. B kümesi olsun. Az önce ne demiştik? Mesela şu son örneğimizde okulun 1.70'den uzun erkekleri. Mesela ben buraya Ali, Veli yazabilirim. Ne yapıyorum? Virgülle ayırıyorum. Bunlar birer kelime olduğu için de tırnak içinde yazıyorum. Ali, Veli yazabilirim mesela, değil mi? Bu da benim tanımlanmış ve liste yöntemiyle gösterilen bir kümemdir. Anlaştığımıza göre aşağıya gelip ben ben şemasını anlatmak istiyorum. Şimdi ben şemasında küme elemanlarının belli bir geometrik şekil içinde yanlarına nokta konularak yazılmasıdır. Yani bunu nasıl yapacağız? Bir geometrik şekil söyle bana. Evet, bence de yuvarlak. Mesela yuvarlağa koydum. Değil mi? Biraz daha düzgün yukarıya alabilirsem şöyle. Evet. Böyle bir yuvarlağım var. Ne yapıyorum? Öncelikle bak her şeyden önce kümemi isimlendireceğim. Burası K kümesi olsun tamam mı? Kalemimi biraz inceltirsem daha iyi yazabilirim. Burası benim K kümem olacak. Bak yanına noktayı koyuyorum ve bir eleman koyuyorum içeriye. Mesela A elemanı olacak bu kümenin. Bir nokta daha koyuyorum diğer elemanı yazıyorum. Bir nokta daha koyuyorum diğer elemanı yazıyorum. Zaten geometrik şekil olduğu için belli bir sıra düzen yoktur. Bu bizim şeması şemasıyla gösterilmiş K kümemizdir. Anlaştık mı? Hadi gel bu kümeyi bir de bana liste yöntemiyle yaz şurada. Hatta sen dene ben yazmadan önce. Neydi kümemizin adı? K. Ne yapıyorduk? Eşitleri koyup süslümüzü açıyorduk. Ve elemanları tek tek yazmaya başlıyorduk. A, B, C, D. Süslümüzü kapatıyorduk. Yani aslında şu iki küme aynıdır. Gösterim yöntemleri farklıdır. Anlaştık mı? Bu ikisi eşittir. Gelelim ortak özellik yöntemimize. Bu anlaşılıyor mu? Bu arada bak. Burada ABC'de olmak zorunda değil. Burada sayı da yazabilirdik. Rakam da yazabilirdik. Yani 1, 2, 3, 4 de olabilirdi elemanlar. Yukarıdaki gibi Ali, Veli, Mehmet de olabilirdi. Sadece gösterim yöntemimiz farklı. Anlaştık mı listede? Hepsi aynı anlama geliyor yani. Gelelim ortak özellik yöntemi. İşte gösterim yöntemleri arasında aslında en önemlisi ve anlaması diğerlerinden bir tık daha zor olanı. Ama zor değil merak etme. Şimdi şöyle yapacağız. Tanımımızı okuyalım önce. Kümedeki elemanların ortak özelliklerini belirtilerek o kümenin işaret edilmesidir. Yani biz bir şeyler söyleyeceğiz ama elemanları içine yazmayacağız. Fakat söylediğimiz şeye göre o elemanlar olduğu anlaşılacak. Tabii ki bu söylediğinden hiçbir şey anlamadım. O yüzden örnek çözelim. Mesela K kümem var benim elimde. Eşittirimi koyuyorum. Yine süslü parantez açmak istiyorum ve şöyle yazacağım ben. Alfabenin sesli harfleri olsun mesela. Alfabenin sesli harfleri. Şimdi ben bunu söylediğim zaman sen ne anlıyorsun? Değil mi? A, E, I, İ, I O, Ö, U, Ü anlıyorsun değil mi? Peki kümenin içinde ben bunları söylemiş miyim? Söylememişim. Ama ne vermişim? Hepsinde ortak olan bir özellik vermişim sana. Hepsi de alfabemizin sesli harfleri. Anlaştık mı? İşte ortak özellik yöntemi bu. Hemen başka bir örnek vereyim. Tabii ki bu şekilde çok fazla gelmeyecek. Asıl gelecek olan şey şu. Mesela P kümemiz olsun. Ben şuradan yazayım. Sağ bir örnek daha yazabiliriz. P eşittir diyorum. Açıyorum yine süslü parantezimi. Öyle x sayıları vardır ki veya olabilir ki 2 nokta veya düz çizgi çizeceksiniz. 2 nokta o x sayıları yüzden küçüktür ve o x sayıları elemanıdır doğal sayılar kümesi. Bak şimdi burada 3 tane noktayı göstereceğim sana. Bu çok önemli. Buna dikkat etmelisin. Çalıştığımız değişken x. Çalıştığımız değişkenin ait olduğu küme. Doğal sayılar kümesi. Ve o x'lerin ortak özelliğini yazıyoruz. Anlaştık mı? Hepsi yüzden küçük. Şimdi sen bana şöyle söyleyebilirsin değil mi? Hocam yüzden küçük doğal sayılar kümesinde sayılar yazmam gerekiyor buraya. Yazmaya başlarım. 99, 98, nokta nokta nokta, 3, 2, 1 ve 0. Hocam bunlar yüzden küçük olan doğal sayılardır. Bu kümenin içinde ortak özelliklerini görerek ben bunları çıkardım diyeceksin. Anlaştık mı? Daha çok böyle gelecek işte. Bir tane daha yazayım mı ben sana? Mesela L kümesi olsun. Atıyorum tamamen. Açtım parantezimi. Öyle x'ler vardır ki bu kez dik çizgi çiziyorum. İki nokta koymadım. Eksi 10 virgül virgül değil. Küçüktür. X küçüktür. 3 mesela. Virgül X eleman Z olsun. Tam sayılar. Anlaştık mı? Sen burada hemen yorumunu yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun? Hocam öyle X'ler vardır ki değişkenimiz tam sayılar kümesine aittir. Ve bu X'lerin ortak özelliği eksi 10 ile 3 arasında olmalarıdır. Eksi 10 ve 3 dahil değil. Eksi 10 ve 3 arasındaki bana tam sayıları söyleyebilirsin. Eksi 9, eksi 8, eksi 7 nokta 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 1, 2 değil mi? Bunları e, yazdıktan sonra sen kümeni çıkartmış oluyorsun artık. Anlaştık mı? Bunu da anladığını düşünerek artık diğer alt başlığıma geçmek istiyorum. Kümenin eleman sayısı. Yavaş yavaş artık işi geliştiriyoruz. Bir A kümesinin eleman sayısı N olmak üzere. Nasıl göstereceğiz? S, A şeklinde göstereceğiz. Anlaştık mı? Bu çok önemli. Bunu çok kullanacağız. S-A şeklinde gösterilir. Bir k elemanı A kümesinin elemanı ise aslında yukarıda kullandım ama k eleman A şeklinde gösterilir. Tamam mı? Bunu da anladık mı? Zaten yukarıda kullanmıştım ve senin daha çok bildiğini düşünüyorum. Eğer elemanı değilse k elemanı değildir A şeklinde gösterilir. Yani ters E'nin birazcık benzeri diyelim buna. Üzerine çizik atarsak elemanı değildir. Atmazsak elemanıdır diyeceğiz. Anlaşıyor muyuz? Örnek üzerinde daha iyi anlaşacağız. İşte burası çok önemli. Gel bakalım. Elimizde bir A kümesi var. B kümesi var. Neyi soruyor? S A neydi? A kümesinin eleman sayısı. B S B neydi? B kümesinin eleman sayısı. Şimdi gel sayalım. A kümesinin elemanları. Eksi 2. Eksi 8. 2. 4,3 bu nedir? Bak şimdi burası çok önemli. Şu sıfırı da gördün zaten. Burada biraz yorum yapalım. Şu ne demek hocam? 4 ve 3 ayrı ayrı elemanlar mıdır? Hayır. Eğer birden fazla elemanı süslü parantez içine bizim parantezlerimizin içinde tekrar yazmışsa parantez açıp bunlar artık tek bir elemandır. Yani biz diyeceğiz ki eksi 2 bir elemandır, eksi 8 bir elemandır, 2 bir elemandır, 4,3 bir elemandır ve sıfırda bir elemandır. Anlaştık mı? anlaştık. O zaman buradaki eleman sayısı kaç? Bana söyle. S A 1 2 3 4 5 eşittir 5 diyeceğiz. Bu cepte. Gel B kümesine. Şimdi 45 güzel. Hocam bir de süslü 45. Bak bu farklı bir elemandır. Bu çıplak 45, bu süslü parantezi olan 45. İkisi de ayrı elemanlardır. Ben sana yukarıda dedim aynı eleman kümeye iki defa yazılamaz. Ama bu arkadaşın süslü parantezi var. Yani farklı. Anlaştık mı? Şimdi gel eksi 45 süslü parantezi olan eksi 45. Farklı. Bak içeride bir daha süslü açmış ve 4 ve 5'i içinde koymuş. O zaman bunları kaç eleman olarak alacaktım ben? Bir eleman olarak alacaktım. O zaman eleman sayısını bana söyler misin? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman SB dediğimiz arkadaş da 5 elemanlıdır. Bana SA artı SB'yi söyle. 5 artı 5'ten 10. Tebrik ediyorum. Bu soruyu da çözdüğümüze göre artık sayfamızın sağ tarafına geçebiliriz. Gel şimdi güzel bir örneğimiz var. Aşağıda verilen Venn çeması ile verilen P kümesi için hangileri doğrudur demiş. Gel bakalım yorumunu yapalım. Burada sana zaten bir bilgi vereceğim. Demiş ki A elemandır P. Daha sonra da demiş ki süslü A elemandır P. Bak şimdi şurada gördüğün ifadenin birebiri içeride varsa bu arkadaş elemanıdır P diyeceğiz. Birebiri bak. Aklından bunu sakın çıkarma. Aynısı olacak. Şimdi A'nın aynısı var mı içeride? Var. O zaman bu doğrudur. Süslü A elemandır P demiş. Aynısı var mı içeride? Var. O zaman bu da doğrudur. Süslü parantez içinde A B U elemandır P demiş. Aynısı var mı içeride? Yok. O zaman ben buna elemanıdır diyemem. Bu elemanı değildir. Şöyle ben sonradan koyayım sp6 elemanlıdır. Bana sayar mısın? Bak şimdi. 1, 2, 3. Farklı değil mi bu ikisi birbirinden? Farklı. 3, 4. Burası kaç? Bir tane sayılacak değil mi? Bir tane. O zaman eleman sayımız kaç bizim? SP bana söyle 5. Aferin. Şimdi gelelim diğer soruya. Yani bu yanlışmış değil mi? Bu yok. Aynı şekilde bakıyorsun süslü içinde bir daha süslü A virgül B'ye kapatmış U elemandır P. Aynısı var mı içeride? Yok. O zaman sen de yanlışsın arkadaşım. Doğru olan sadece iki tanesidir. Anlaştık mı? Gel bakalım aşağıdaki boş küme kavramımıza. İşte bu da çok önemlidir. Ve yorumunu yapmaya başlayalım. Elemanı olmayan kümeye ben boş küme derim. Nasıl göstereceğim? Bir yuvarlak üzerine bir çizik. Veya süslüyü açarım. Kapatırım, arasında boş bırakırım. Bunlar bizim boş kümeyi gösteren iki tane ifademizdir. Ama burada çok dikkat etmen gereken bir şey var. O da nedir? Süslü parantezin içinde bu varsa, bu boş küme anlamına gelmez. Bak, bunu adın gibi bil. Bu şaşırtma olarak gelir ve atlarsın buna boş küme diye ve soru gider. Tamam mı? Bu boş küme ifade etmez. Bu bir elemandır. Anlaştık mı? Devam. Güzel. Nasıl gösterildiğini öğrendik. Örneğimize bakalım. İfadesinin boş küme belirttiğini gösteririz. Bak şimdi biz bunun yorumunu yapmayı zaten çatır çatır biliyorduk. Öğrenmiştik değil mi az önce? Neydi? Öyle x'ler vardır ki z kümesine aittir. Tam sayılar kümesine aittir. Ve kareleri artı 4 sıfıra eşittir. Değil mi? Bu şekilde yorumluyorduk. Peki gel burayı çözelim. Nasıl yapıyorduk zaten? Burayı çözümlediğimiz zaman elemanları buluyorduk. Gel x kare artı 4 eşittir 0 de bana. At dördü karşıya. X kare eşittir eksi 4. Bana karesi eksi 4 olan sayıları söyle. Söyle. Yok değil mi? Çünkü karesi hiçbir zaman negatif olmaz. Hiçbir sayının. Anlaştık mı? Karmaşıklarda çalışmıyorsak. Yani bu arkadaşın bir elemanı yoktur. O zaman burası bir boş kümedir. Veya bu şekilde gösteririz. Anlaştık mı? Devam. Geldik sonlu ve sonsuz küme kavramlarına. Bu ikisi çok önemli. Sonlu küme nedir? Eleman sayısını sayı kümeleriyle ifade edebildiğimiz kümelere sonlu kümeler denir. Bana şunun eleman sayısını söyler misin? Sen zaten artık eleman sayısı söyleyebiliyorsun. P kümem var elinde. Ortak özellikle yazacağım. Öyle x'ler vardır ki eksi 5 ile 3 arasındadır ve bunlar elemandır doğal sayı. Bana buradaki elemanları söyler misin? doğal sayılarda çalıştığımız için kaçtan başlayacak? 0 atlama sakın doğal sayı dedikten sonra tam sayı gibi negatifleri alma. 0, 1, 2. Kaç elemanım var? 3. Yani S, P eşittir 3. Bana diyebildin ki hocam P kümesinin 3 tane elemanı vardır. Yani bir sayı kümesiyle eleman sayısını ifade edebildin. Anlaştık mı? O zaman bu bir sonlu kümedir. Ve 3 elemanlıdır. Gel bir tane daha yapalım. S, S kümesi olsun hadi. Çiziyorum. X öyle X'ler vardır ki. X küçüktür 20. X eleman doğal sayı. Bana buradaki elemanları söyleyebilir misin? 19'dan geri geri gidersin ve 0'da durursun değil mi? Kaç elemanlıdır? S. S eşittir 20 elemanlıdır değil mi? O zaman sen bunu da bir sayı kümesiyle ifade edebildiğin için bu bir sonlu kümedir. Anlaştık. Gelelim sonsuz küme kavramına. Bak bu da çok önemli. Sonsuz küme dediğimiz arkadaş eleman sayısını az öncekinin tersi bir şekilde belli bir sayı kümesiyle ifade edemediğimiz, kısacası elemanlarını sayamadığımız kümelerdir. Bana şunu söyler misin? Hemen örneğini vereyim ben sana. S, S değil. Artık S yazmayalım. Yeter bu kadar S. K kümesi olsun. K kümesi eşittir. Bu arada bunların neden hepsini ortak özellik yöntemiyle yazıyorum? Çünkü ben şemasıyla verirsem veya listeyle çat diye sayarsın parmağınla. Ama ortak özellik veriyorum ki kendin keşfet, bulabil. Zaten sonlu sonsuz küme soruları da ortak özellik yöntemi üzerinden sorulur. Anlaştık mı? Listeyle soruyorsa çözmesi çok kolaydır çünkü. K eşittir. Öyle x'ler vardır ki. Mesela x büyüktür 1. x eleman doğal sayı. Bana birden büyük olan kaç tane doğal sayı söyleyebilirsin? 1, 2, 1'i bir, iki, biri, biri almıyoruz. 1 yok çünkü dahil değil. 2'den başlayacağız. 2, 3, 4, 5, 6 say say git. Sonsuza kadar gidiyor. O zaman sen bu eleman sayısını bir kümeyle ifade edebiliyor musun? Sayı kümesiyle edemiyorsun. Sonsuz elemanlıdır. O zaman bu bir sonsuz kümedir. Gel başka bir örnek vereyim ben sana. Mesela L kümesi. Aha sol tarafı görmeyebilirsin. O yüzden hemen şöyle yapalım. Biraz aşağıya inelim. Ve şurayı ben kullanayım. Şöyle çizeyim. Mesela L kümesi eşittir. Öyle x'ler vardır ki. işte atıyorum. Eksi 1 ile x 3 arasında olsun. Mesela virgül x eleman reel sayılar. Şimdi bana eksi 1 ile 3 arasındaki reel sayılar sayabilir misin? İşte 0,1 0,2... İşte eksi 0,3 böyle 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 sayısız tane reel sayı vardır eksi 1 ile 3 arasında. O zaman bunun eleman sayısını ben bir sayı kümesiyle ifade edemeyeceğim için elemanları sonsuz tanedir diyorum ve bu kısmı da bu şekilde atlatıyoruz. Anlaştık mı? Gelemen örnek üzerinde görelim. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi sonlu küme belirtir? Bak şimdi birincide zaten liste yöntemiyle vermiş. Çat diye sayıyorsun değil mi? 1, 2, 3, 4 boş küme. Boş küme mi? Boş küme değil. Bu bir eleman. 1, 2, 3, 4, 5. Yani S, A kaçtır? 5'tir. Güzel. O zaman sonlu bir küme diyeceğiz. O zaman S, S yazmayayım. Hadi sonlu yazalım. Bu sonlu. Gel buraya. Eksi 2, X. Eksi 2 küçüktür. X küçüktür 13. Hangi kümeye ait? Tam sayılar kümesine ait. Bana eksi 2 ile 13 arasındaki tam sayıları söyle. İşte eksi 1'den başlarsın. 12'ye kadar gidersin değil mi? Ve bitiyor bak. Başı var sonu var belli. Arasındakiler de sayılabilir cinsten. Çünkü tam sayı. O zaman bu arkadaş da nedir? Sonlu bir kümedir. Sonlu. Gel buna. Öyle x'ler vardır ki 4 ile 7 arasındadır ve reel sayılar kümesine aittir. Zaten reel sayıları sayamayacağımız kadar çok olduğunu artık biliyoruz. Bu aralıkta sonsuz tane reel sayı vardır ve eleman sayısını ifade edemeyeceğim için bu sonsuz bir kümedir. Anlaştık mı? Sonsuz yazayım ben sana hadi bir de. Sonsuz kümedir. Gel buraya. D kümesi öyle x'ler vardır ki 7'den küçüktür ve doğal sayılar kümesine aittir. Bana söyle 7'den küçük olan doğal sayılar kümesindeki sayıları. 6 5 4 3 2 1 0 bak sayabildim ve dedim ki 7 elemanlıdır. O zaman bu arkadaş sonlu bir kümedir. Anlaştık mı? Gel bakalım aşağıdaki son örneğimize. X öyle X'ler vardır ki eksi 21 ile 16 arasındadır ve negatif tam sayılar kümesine aittir. Sayabiliyor muyuz? Sayarım. Eksi 20, eksi 19, nokta nokta negatif tam sayı bak sakın 0, 1, 2, 3 diye yukarı gitme. Eksi 1'de dur. Anlaştık mı? O zaman burada da 20 tane eleman vardır derim ve sonlu kümedir derim. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Güzeldi bak bu örnekler sonlu sonsuz küme ifadelerinin oturduğunu düşünüyorum. Bir tane daha örnek çözüp bu videoyu bitiriyorum. Kümesi için S, B nedir? Bakalım. Şimdi X öyle X değerleri vardır ki karesi 36'dan küçük veya eşittir ve doğal sayı kümesine aittir. Şimdi bana eşitsizlik bildiğini e, farz ederim veya bilmiyor da olabilirsin ama bu ifade şu demektir. Eksi 6 küçüktür. X küçüktür 6 demektir. Şimdi bu aralıktaki Doğal sayıları soruyor bize. Yazabilir miyiz? Yazarız. 0 1 2 nokta nokta 6 dahil mi? Ha, dahil bu arada. Ben şunu koymayı unuttum. Bunlar dahil. 6 dahil. Negatifleri almadım bak. Doğal sayı diyor. Kümeye çok dikkat et. Kaç elemanlı? 7 elemanlıdır. O zaman S B dediğim kavram eşittir 7. Bu sorumuzu da böyle çözüyoruz ve videoyu bitiriyoruz. Diğer videoya hemen gel devam edelim.